Herkese merhaba arkadaşlar. Ben coğrafya öğretmeni Doğan Kızılırmak. Sizlerle beraber dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz artık pekiştirme 1 testlerini çözüyoruz arkadaşlar. Ve hemen ilk sorumuza bakalım. Atmosfer basıncı yere ve zamana bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Buna göre aşağıdaki yer ve zaman değişimlerinden hangisinde hava basıncının düşmesi beklenmez demiş arkadaşlar. Hemen bir değerlendirelim. Öğle vaktinde denizden karaya doğru, kutuplardan kutup dairelerine doğru, ekvatordan dönencelere doğru, dağ eteğinden zirveye doğru, kış günlerinden karadan denize doğru demiş arkadaşlar. Termik yüksek basınç alanı olan ekvatordan dinamik yüksek basınç alanı olan dönencelere doğru hava basıncı belirgin bir şekilde artmaktadır. Bu yüzden bu sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar, ilk sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olarak, C seçeneği olarak karşımıza çıkar diyorum. Hemen sağ taraftaki 3. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. 45 derece enleminde 0 metre yükseltide yani deniz seviyesinde ve 15 derece sıcaklıkta ölçülen hava basıncına normal basınç denir. Buna göre normal basınç ölçümünde barometrenin civa sütununda unsurlarından aşağıdakilerden hangileri olmalıdır demiş arkadaşlar bize. Evet, yükseklik, ağırlık yani gram ve kuvvet birimi milibar olarak değerlendirilmiş. Biliyorsunuz arkadaşlar 1013 milibar olacak. 1013 milibara baktığımız zaman o zaman direkt sorumuzun cevabı ya A olacak ya D olacak arkadaşlar. Evet, daha sonra baktığımız zaman arkadaşlar neydi? Ağırlık arkadaşlar, gram cinsinden ağırlığı 1033 olacaktı. 1033 dedikten sonra sorumuzun cevabı biraz daha netleşmiş oldu ve bu açıdan baktığımız zaman sorunun doğru cevabının A seçeneği olduğunu rahatlıkla hepimiz görebiliriz. Hemen diğer sorularıma geçiş yapıyorum arkadaşlar. Evet, şöyle yapsak görünüyor. İkinci sorudayız şu anda arkadaşlar, bakalım. Hindistan'da aşırı yağış 569 can aldı. Ülkenin en fazla nüfusuna sahip olan Uttar Pradesh eyaletinde çok sayıda evi su basarken araçlar sele kapıldı. Finans başkenti Bombay'ın yer aldığı Maharashtra ile güneyindeki Kerala eyaletinde köyler su altında kaldı. Yetkililer nehir yataklarında bulunan riskli evleri boşaltırken nehir kıyılarındaki tren seferleri de iptal edildi. Birkaç gün boyunca yağışların şiddetini artarak devam edeceği uyarısı yapıldı demiş arkadaşlar. Basından bir açıklama. Evet, parçada belirtilen aşırı yağışlar ve doğal afetlere neden olan rüzgar aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Kış musonu, ılık ve kuraklığı, tornado, tropikal siklonlar, yaz musonu ve alize rüzgarlar demiş. Arkadaşlar Hindistan'ın da içinde bulunduğu Güneydoğu Asya'da yaz musonuna bağlı olarak sık sık yoğun yağışlar ve buna bağlı olarak taşkınlar ortaya çıkar. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı yaz musonu olan Denizli seçeneği olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Hemen sağ taraftaki 4. sorumuza bakalım arkadaşlar. Rüzgarlar dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucunda yarım kürelerde farklı yönlere saparlar. Biliyorsunuz kuzey yarım kürede sağa, güney yarım kürede sola sapıyordu. Ayrıca yüksek ve alçak basınç alanlarına göre merkeze veya çevreye doğru yönelirler demiş arkadaşlar. Bu durumda görselde verilen basınç merkezinin özelliği ve bulunduğu yarım küre aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Bakın hemen şuradan bir kalem alayım. Evet, biz ne yaptık arkadaşlar? Üstteki ve alttakini birleştirelim demiştik değil mi? Hemen birleştirelim. Evet, kaba taslak sanki şöyle iki ucundan tutulmuş da biraz çekilmiş gibi bir S çıktı değil mi karşımıza arkadaşlar? O zaman bu ne olacak? Kesinlikle kuzey yarımküre olacak arkadaşlar. O açıdan baktığımız zaman B olamaz, A olamaz ve E olamaz. Sorumun cevabı arkadaşlar ya Bursa ya Ceyhan. Arkadaşlar oklar dışarı doğruysa ne diyorduk biz buna? Oklar dışarı doğruysa arkadaşlar kesinlikle yüksek basınç diyorduk. Yani kuzey yarımküre yüksek basınç olmalı. Kuzey yarımküre yüksek basınçta gördüğünüz gibi C seçeneğinde var sevgili arkadaşlar. Evet, devam ediyorum ve diğer sayfaya geçiyorum.
Beşinci sorudayız arkadaşlar. Bakalım beşinci soruda ne sormuş bize? Genel olarak yerel basınç farkları sonucunda oluşan hava hareketleriyle yerel rüzgarlar oluşur. Bu durumda yerel rüzgarlarından hangilerinin Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde etkili olduğu söylenemez demiş arkadaşlar. Sirocco, Kırvest, Mistral, Hamsin ve Hurricane diyor arkadaşlar. Kırvest, Romanya'da Karadeniz kıyılarına doğru esen, etkili olan bir rüzgar. Hurricane ise tropikal bölgelerde etkili olan bir kasırga türüdür arkadaşlar. Bu açıdan baktığımız zaman sorumuzun doğru cevabı 2 ve 5 olan Ceyhan seçeneği olur arkadaşlar. Evet, hemen sağ taraftaki 7. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Bakın, bir şekil verilmiş. Üst tarafta yüksek basınç, alçak basınç alanları ve hava akımları gösterilmiş. Dünya haritasında bazı bölgeler görülmüş arkadaşlar. Hemen sorumuza bakalım. Yukarıdaki basınç merkezlerinin haritada verilen alanların hangisinde görülmesi beklenemez demiş. Arkadaşlar, şekilde basınç merkezleri arasındaki hava hareketi saat yönünde sapmıştır. Bundan dolayı Güney Yarımküre'de yer alan 2 numaralı yerde bu tip basınç merkezinin oluşması beklenemez. Buna bağlı olarak sorumuzun doğru cevabı 2 olan Bursa seçeneğidir arkadaşlar. Çünkü Güney Yarımküre'de olduğunu siz de görmektesiniz. Evet, hemen 6. sorumuza bakalım arkadaşlar. Evet, ne demiş 6. sorumuzda bize? Aşağıdaki şekilde X ve Y alanı iki farklı basınç merkezi konumunda gösterilmiştir diyor. Bu duruma bakılarak basınç merkezleri için yargılardan hangisine varılamaz demiş arkadaşlar. Tabii ki biz hemen bakalım ve değerlendirelim. Ne demiş arkadaşlar ilkinde? Bakalım. X merkezi yüksek, Y merkezi alçak basınç konumundadır. Doğru arkadaşlar. Ulaşılabilir. Evet. X'de hava kapalı, Y'de açıktır. Hayır. Tam tersi olmalı. Devam. Buna ulaşamadık. Ne demiş? 3'teyiz. Merkezler farklı yarımkürede yer almaktadır diyor arkadaşlar. Hayır, ikisinde de S var arkadaşlar. Farklı yarımkürede değil, aynı yarımküredeler. Buna da ulaşamadık. Cevap büyük ihtimal 2 ve 3 ama diğerlerine bakalım. Rüzgar X'ten Y'ye doğru eser. Evet arkadaşlar. Her iki merkez arasında yaklaşık 16 milibarlık fark vardır diyor arkadaşlar. Bakalım. 12, 24 demiş. 28. Buna ulaşılır. Evet, doğru. Oradan 2 3, evet o doğru arkadaşlar. O zaman varılamaz dediği şey 2 ve 3 olacak arkadaşlar. 2 ve 3 baktığımız zaman sorumuzun Ceyhan seçeneğinde karşımıza, C şıkkında karşımıza çıkıyor diyebilirim. Şimdi 8. sorumuza bakalım arkadaşlar. Evet, basıncı etkileyen en önemli faktör sıcaklıktır. Bu şekilde oluşan basınç merkezlerine termik basınç merkezi adı verilir. Buna göre haritada işaretli alanların hangileri yıl boyunca ısınma veya soğumaya bağlı olarak sürekli termik basınç kuşağı üzerinde yer alır diyoruz arkadaşlar. Bakın, termiklerimiz zaman hangi merkezlerimiz vardı? Ekvatorda yıl boyunca etkili olan termik alçak basınç, kutuplarda yıl boyunca etkili olan termik yüksek basınç. O zaman burada işaretli olan alanlardan hangileri ekvatorda, hangileri kutuplarda, ona bakarak sorumuzun doğru cevabını vereceğiz. 1 gördüğünüz gibi arkadaşlar değil, 2 değil, 3 ekvatorda evet olabilir, 4 değil ve 5 kutuplarda. O zaman sorumuzun cevabı 3 ve 5 olan Denizli seçeneği değişik olarak karşımıza çıkar arkadaşlar.